Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuz mastik videosu olacak. Sıfır bir kapımız var elimizde. Mastik çekeceğiz. Yapmak isteyen arkadaşlar da videomuzu izleyip aynı şekilde yapabilirler. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Arkadaşlar bu mastik için bir kelebek uç lazım önce. Ondan sonra 3M'in püskürtme mastiği var. Bej renginde. Bunu hem püskürtme mastiği olarak kullanabiliriz. Hem kapı kenarlarına normal mastik çekerek de kullanabiliriz. Yalnız havalı mastik tabancamızda hem malzeme ayarı hem hava ayarı olacak bunları uygulamak için. Kelebek ucumuzun ağzını ayarlayacağız. Ondan sonra mastiğimizi çekeceğiz. Arkadaşlar mastiği çekerken kelebek ucunun düz alanını alta getireceğiz. Üst hafif bombeli olan tarafı üste gelecek. Şurayı komple sıfırdan keseceğiz. Buradan da 5. çizgiden tabi her kapının mastiği bir olmuyor. Çizgiyi ona göre kalınlığı genişliği ne kadarsa ona göre kesmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi deneme yapacağız kapıyı önce çekmeden önce. Hava ayarını ayarlayacağız. Mastik malzeme ayarını ayarlayacağız. Ondan sonra kapıya uygulama yapacağız. Bu ayarımız iyi arkadaşlar. Önceki eski kapısında da yine bu kalınlıkta bu genişlikteydi. Ucu da zaten ona göre ayarladık. Yalnız bir de burada bu da püskürtme mastiğimiz için. Bunu çıkartıp diğer ucu taktıktan sonra bunu üstüne takacağız. Bununla da motor işlerine püskürtme yapabiliriz. 3M'in mastiklerinin üstünde var bu. Arkadaşlar deneme mastiğimizi yaptık. Şimdi kapıya uygulama yapacağız. Mastik tabancasını çok yatırdığımızda tombul bir şekilde çıkar. Ama şöyle hafif yukarı doğru kaldırıp çekersek daha düzgün çıkar. Çekerken de biraz seri gitmemiz lazım arkadaşlar. Burada ek yer olduğu için burayı tüm çektik, ondan sonra burayı tekrar devamlı getirebiliriz. Bazı kapıların kenarında, mastik köşelerinde genellikle kartonla veya lastikle veya parmağınızla şu köşeleri alabilirsiniz. Şu şekilde yaparsanız en azından bir orijinal bir hava verir. Burayı da aynı şekilde alalım. Diğer kapısında bu şekilde olduğu için ben de aynı şekilde uyguluyorum onu. Tofaş gruplarında genellikle keskin köşe yok mastiklerde. Şu şekilde iz bırakılıyor. Arkadaşlar mastiğimizi çektik. Yalnız bu mastik çekerken normal mastikle de çekebiliriz ama bu verimi alamazsınız. 3M veya da Teresun 9320 püskürtme mastiklerle bu mastiği çekebiliriz. Yalnız bunu aynı gün boya sıkmasak daha iyi olur. Bir sonraki gün boya uygularsak üstüne daha da güzel olur. Yaşken sıktığımızda boya alt nemli kalıyor ve tam kuruma yapmıyor. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.